Beyler bayanlar selamlar. 28 güncellemesi sonunda geldi. Dün zaten konsolcular yaklaşık olarak 10 GB'lık bir indirmeyi, ön indirmeyi yapmışlardı. Bugün ise bize de açıldı, herkese açıldı. PC oyuncuları da toplamda 20 GB'lık bir güncelleme yaptılar. Peki bu güncellemenin içinde neler var, oyunda neler değişti, neler eklendi? Hadi gelin şimdi birlikte bakalım. Şimdi biliyorum yine 20 GB falan filan diyorsunuz ama artık Activision bu yakarışları duydu ve bize çok güzel bir özellik getirdi. Artık istediğimiz modu yükleyebileceğiz, oynamadığımız modları silebileceğiz. Ne anlamı mı geliyor bu? Sadece Warzone oynayanlar için çok bir önemi yok aslında ama benim gibi multiplayer'da yüklüyse eğer bilgisayarınızda hikaye modunu silebileceksiniz, co-op'u silebileceksiniz ya da hatta multiplayer'da silip sadece Warzone oynayabileceksiniz. Çok güzel bir özellik olmuş değil mi? Valla benim çok işime yaradı. Peki nasıl yapıyoruz bunu? Öncelikle Battle.net uygulamasından Options and Modify Install'a tıklayın. Karşınıza gelen pencerede yüklü olmasını istediğiniz modların tikte olmasına dikkat edin. Tiki kaldırdığınız zaman diskinizden silinecektir. Farklı modları silmek istediğinizin dışındaki farklı modları silmeyin arkadaşlar. Dikkat edin. Tik olmayınca bilgisayarınızdan siliniyor. Tik varsa bilgisayarınızda yüklü olacağı anlamına geliyor. Maalesef de Warzone'u silemiyoruz. Warzone kesinlikle yüklü olması gerekiyor. Önemli bir değişiklik ise silahlarda oldu arkadaşlar. Sezon 6'da ne gelebilir vesaire gibi bir video yapmıştım. Orada hani pompalı demiştim ya. Evet tahminim doğru çıktı ve o pompalı bu güncelleme ile geldi arkadaşlar. Jack 12 nasıl bir silah olacak artık emin değilim. Buradan önce bu videoyu tamamlayıp oyuna girip silahı açıp kasıp oynanış videosu atmaya çalışacağım. Size o şekilde göstermeye çalışacağım. Eğer o oynanış videosu da kaçırmak istemiyorsanız hemen aşağıda bir tıkla abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bu sayede ürettiğim tüm içerikleri de kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Peki silahı açmanız için ne gerekiyor? En azından onu göstereyim. Toplamda 3 tane Hipfire kill almamız gerekiyor ve bunu 7 maçta tamamlamamız gerekiyor. Hipfire bilmeyenler arkadaşlar için de namlu açmadığınız nişan almadan ateş edip öldürdüğünüz zaman buna Hipfire kill deniyor. Toplamda 3 tane 7 tane maçta yapmanız gerekiyor. Hazır silahlardan devam ediyorken de 2 tane meta silahında şu anda değişiklik oldu. Hangi meta silahları bunlar? Kar98 ve SPR. M24 diyeceğim. SPR demeyeceğim. Ben M24 daha çok seviyorum o şekilde kullanmayı. Ne oldu peki? Kar98'in minimum hasarını yükselttiler. SPR'in ise hasarını azalttılar. Yani birazcık daha dengelemeyi çalıştılar. Kar98 birazcık daha M24'e yaklaştı. M24'te Kar98'e yaklaştı. Peki ne olacak arkadaşlar? Meta'yı oynanışı şu şekilde etkileyebilir. Artık yine insanlar Kar98'e dönebilir. Çünkü Kar98 hali hazırda mobilitesi M24'e göre daha yüksek. Zaten bir önceki güncellemede M24 nerf yemişti. Bu ikinci yediği nerf oldu. İyice artık onun özelliklerini, hasarını, menzilini, hızını iyice kıstılar. Kar98'i şimdi güçlendirdikleri için daha çok oyunda Kar98 görebiliriz. Geri kalan detaylar ise genelde oynanışla ilgili hataları düzeltmişler. Çoğunlukla Metro ile ilgili. Metro'da bir sürü hata vardı, sıkıntı vardı. Onları gidermişler. Oynanışla ilgili en önemli, sizin de bilmeniz gereken en önemli şey ise Bounty arkadaşlar. Bounty'yi sonunda düzeltmişler. Bu Bounty hatırlarsanız insanlar o görevi aldığında, Bounty görevini aldığında takımcı oyundan düşüyorlardı. Bunu fark eden Activision Bounty'yi belli bir süreliğine bu sorunu düzeltene kadar Bounty'yi kaldırmıştı. Bu da yaklaşık bir haftalık bir süreçti ve ben bu süre boyunca oyunu oynamamıştım. Çok sıkıcıydı, para çıkmıyordu, adam bulamıyordun, kill sayın düşmüştü. Sonunda bu hatayı düzeltmişler ve hepimiz artık gönül rahatlığıyla oyuna dönüp Bounty kovalayabiliriz. Videoyu sonlandırmadan önce de bir tahminimi de sizle paylaşmak istiyorum. Aslında çok basit bir tahmin bu. Siz de büyük ihtimalle zaten görmüşsünüzdür, tahmin etmişsinizdir. Lobi değişti arkadaşlar. Artık lobi geceye dönüştü. Fark ettiyseniz bu da ne anlamına geliyor? Gece modu geliyor, Cadılar Bayramı geliyor. Zombi modu olacak mı? Artık göreceğiz. Neyse bakalım. Haydi hepimiz şimdi bir an önce bitirelim güncellemeyi. Oyunumuza geçelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.